Herkese merhaba, ben Deniz. Ne oynuyoruz? Rome Total War oynuyoruz, ancak remastered sürümü değil, orijinal sürümü. Yani 2004'te geliştirilen orijinal sürümünü oynuyoruz, Rome Total War'un. Neden bunu oynuyoruz? Hatırlarsanız daha önceki günlerde Rome Total War Remastered oynamıştık. Total ya da daha doğru adıyla Total War Rome Remastered. Ancak bazı yapay zeka sorunları vardı. Ben de bir şey iddia ettim. Rome Total War'daki 2004 yılındaki oyunun, Rome Total War'un yapay zekası Total War Rome Remastered'ın yapay zekasından 1000 kat iyi. Onu ben oyunu göstermek için, en azından kanıtlamak için demeyeyim de, farkı göstermek için bir 5-10 bölüm çekmek istiyorum burada da. En azından eğlenceli olur bizim için de. Yine Skippy Eye mı, Brute Eye mı, onlarla uğraşmadan bakalım onlar da haritada saçma sapan hareket ediyorlar mı? Hatırlarsanız bir önceki Total War Rome Remaster şeyinde, videolarında Skippy Eye hiç ilerlemiyordu. Brute Eye saçma sapan yerlere gidiyordu. Bakalım bu sefer nelerle karşılaşacağız. No advice limit. Medium'da tutuyoruz. Short campaign yapalım şimdilik. Galyalıları yendikçe bitsin işimiz. Evet, doğrudan giriş yapıyoruz şimdi. Think I'd be out here on the frontier without good reason? Yes, Rome needs a strong frontier. No, Rome doesn't need unwashed barbarians at her gates. So, that's why I'm here, the leader of the Julii, to bring Roman order to stinking Gauls. Revenge? That'd be good too. This war against the Gauls won't last long. And when it's done, I've got plans. This is all about power. Power in Rome. Going down that road means dealing with all my rivals. The Senate. The Greeks. Those Carthaginian elephant riders. The Scipii and the Brutii families too. After all, the man who controls Rome rules the world. And one day, I will be emperor. Haklı. Roma'yı kontrol eden dünyayı kontrol eder. Bakalım bizi burada neler karşılayacak. Şimdi Tegesta tabii ki ele geçirmemiz gereken yer. Çok enteresan bir nostalji oldu değil mi şimdi bu? Buraya geçiyoruz. Bu, sen şöyle gel. Klik buraya. Şimdi size öncelikle göstermek istediğim şey şu. Hani hatırlarsanız Total War Rome Remaster'da bazı UI'lar, yani sağ üstte harita vardı. Burada sadece bir şehre tıkladığınızda bir bilgi ekranı açıyordu ve bir bilgi ekranında tamına geldiğinizde şu ekran, şu güzel ekran, şu güzel bilgilendirme ekranı küçücük bir alanda şu görseller olmadan gösteriliyordu. Yani Rome Total War, Rome Total War yapanlardan bir öğesi de bu arkadaşlar, bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Şu bilgilendirme ekranları gayet Rome Total War'u, Rome Total War yapan öğelerden bir tanesi. Bir başka içerikte tabii ki şu güzel kompakt yapay zeka ve şey UI oyunun arayüzü. Tabii ki Total War Rome Remaster'ın arayüzü de gayet iyi, ona bir şey demiyorum. Ama tabii ki buradaki biraz daha ilgi çekici. Özellikle şu beni en çok etkileyen şeydir Rome Total War'da. Bunu kaldırmaları bir hayli kötü olmuş. Şu yok. Böyle bilgilendirmeler yok. Yani bu biraz şey gibi değil mi sizce de? Rome Total War'u 2004 yılında oynayan kişiler için Total War Rome Remaster'ı Feral Interactive, Creative Assembly ve Sega geliştirmedi. Total War Rome Remaster'ın geliştirme sebebi bence, bakın bence,
Total War, Warhammer ve diğer yeni Total War oyunlarını oynayan, Total War serilerini o oyunlarla başlayan kişiler için geliştirilmiş olduğunu düşünüyorum ben. En azından ben öyle düşünüyorum. Medieval'daki Total War, Medieval Total War, Shogun, Shogun 2 ya da Rome Total War oynayanlar için Total War Rome Remastered geliştirmedi arkadaşlar benim görüşüme göre. Total War Rome Remastered'ın geliştirme sebebi Total War Rome, Total War Warhammer'ı, Rome değil, Total War Warhammer'ı oynayan, Total War'un yeni diğer oyunlarını oynayan, Three Kingdoms'ı oynayan kişiler için. Aa bakın bakın, bizde böyle bir oyun da vardı. Biz şimdi bunu geliştirdik daha iyi grafiklerle. Size şimdi bunu da sunacağız servet değerinde. Mantıklı mı? Biri çıkıp da bunun bana mantıklı olduğunu açıklasın arkadaş. Değil. Hiç mantıklı değil. Tamam, güzel özellikler var. Merchant var, güzel quick listler var. Ajan hub'ı eklemişler. Yeni diplomatik seçenekler var. Bazı remastered'ın bazı sürümlerindeki o grafiksel gelişimler tamam hoş. Ama remastered yapıyorsan, yani remake'i işin içine katmamın gerekiyor. Remake, remaster karışımı bir şey olmuş oyun. Ve bu yüzden de patlamış bütün yapay zeka. Her neyse, şimdi oyunumuza devam edelim. Şimdi burada high tax rate. Buraya ne koyalım? Growth bonus verelim. Buraya da ayrıca growth bonus verelim ki sıkıntı yaratmasın ileride bize. Buraya bir şey parla. Bunları yapalım. Tamam. Şimdi buraya daha çok asker turu geçirelim. Map alışverişi yapalım. Kabul etmediler. Peki. Olsun. Ne yapalım? Sen gel buraya gir. Public order 90. Ben İspanya'ya doğru bir yayılayım şöyle. Şimdi bu, bakın bu da yok mesela. Total War Remaster kötü demiyorum bu arada, yanlış anlamayın beni. Total War Rome Remaster kötü değil, sadece geliştirmesi gereken bazı şeyler var. Ama ne yazık ki yapmıyorlar. Şimdi bir tur kaldı. Asker kaybetmeden almak istedim. O yüzden bekledim. Tamam. Orayı ele geçirince ekonomimiz düzeldi. Bize zaten 5000 alt denar verdiler. Buraya şundan yapalım. Hop. High tax rate. Tapınak. Çünkü tax rate'i artırdık ya. Tapınak mutluluk gerekiyor. Oraya meliş yaparak şuraya böyle tez ve tarla. Tamam. Şimdi Karalis'e gitmemiz gerekecek. Karalis'e iki grup asker Estati göndereceğim. Çok rahat bir şekilde alırız iki Estati ile. Aa çıkan. Ha dur. Tamam. Şimdi bunları çıkardık ya, hemen böyle saldırıp savaş açmayın. Yanına gittikten sonra ya karakterinizin, artık karakter diyorum, haritadaki ordunuzun move hakkı, yeni ilerleyebileceği alanlar olduğu zaman, yani bir sonraki turda ilerleyemeyeceği zamanlarda savaş açmayın. Belki fikriniz değişir, onu engelleyebilirsiniz böylece. Buraya da growth verelim. Bunlar kısa bölümler olacak arkadaşlar. 10-15 dakikalık. O kadar, o civarlarda bir şeyler olacak. O yüzden çok uzun tutmadan oynamak istiyorum hızlıca. Şimdi saldırabiliriz. Savaş açtık Kartaca'ya. Bakın bu işte öz güzellikler yok yani şeyde. Bu arada birim scale'ı 80, bunu bilerek yaptım. Without delay.
Ne varmış bunda? Bak yanlış yere gittin. 81 kişi kim var ki? Astati var bir de, vay canına. Tamam. İlk savaşımızı yapalım. Rebel'lara karşı. Ülkede, yani bölgede şey olduğu için, vergiden ötürü huzursuzluk olduğu için sıkıntı oluyor. İsyancılar çıkıyor. Bakın şu güzelliğe bakın. Abi bu, bunlar bile daha hoş değil mi burada ya? Daha nasıl bilmiyorum. Ben belki ilk benim strateji oyunlarımdan biridir. Civilization oynadıktan sonra tabii ki. Total War, Rome Total War. Bakalım. Bence herhalde hala güzel bir oyun. Kim ne derse desin arkadaş. Hop. Lift. Aa onlar otomatik değil mi? Lan saldırmasalar keşke. Hastatileri harcamayın ya. General ölmese bari. Kazandık. İyi. Exit. Sıkıntı yok. Onlar şey, hastati değildi zaten herhalde. Şeydi. Tamwatch. Aynen. Buradaki taksi biraz düşürelim. Arla'ya devam. Burayı aç. Buraya market. Güzel. Devam ediyoruz. Şunu da atalım ortadan aslında ya. Otomatik yaptım, girmedim o yüzden. Bir de güya yapay zeka, Total War Rom Remastered'ın yapay zekası şöyle çalışıyormuş güya. Diğer Romalı aileler, siz hangi, mesela biz Julia ile oynadık ya. İşte Senato, Scipio ve Brutii sizin bölgenizde bir tehlike olduğunda size yardım ediyorlar. Herhangi bir şekilde yardım görmedim ben kendilerinden açıkçası. Burada daha çok yardım ediyorlar. Hatta bazen bıraktığınızda uzun süre şeylere bile saldırıyorlar. Yapay zeka, buradaki diğer aileler, yapay zekalar ülkenizin topraklarındaki şeylere bile saldırıyorlar. İsyancılara. Özellikle Senato bu konuda çok kaba davranıyor. Ağır davranıyor yani. Direkt indiriyorlar aşağı. Amelius Julius, eksi bir moral for all troops on the battlefield. Penalty, %5 penalty to your popularity with people diyor. Bu arkadaş insanlarla pek geçinemiyormuş. Mesela burada bir sürekli bir aileye birileri katılıyor. Total War Rome'da, Remaster'ında bu yoktu. Burada niye böyle oldu? Burada asker var mı? O getiriyor. Sıkıntı. Alalım buraya hemen. Bak kafalarına göre hareket etmiyorlar. Ne güzel. Bu diğer orduyu bekliyorum burada. Bizim gemilere bakın. Burada.
Bunların bizi alt etmesi imkansız zaten de. Bakın istedikleri gibi atıyorlar şeyleri. Durumlarını 2 saat beklemiyorlar böyle. İyi bizim general geride. Şunu bitir vururum da. Vursana zaman kılıcı. Aha. Oo. Bak ya. Öyle mi vurulur? Düzgün. Ah, indirdi aşağı. Aferin. Ne verdiniz? Ha, Senato'da yer edinmek için bizi destekleyeceklerini söylemiş. Şimdi. Public order bu dezavantaj değil. Şimdi bakalım şu askerler kaybettiler. Yıldız da verdik bak onlara. Kötü oldu. Acaba gelirler mi kara? Karelise gelseler sıkıntı. Ha gelmediler. Geri çekildiler. Dur ne diyor senato? Yanlışlıkla kapattım. Locate port. Tamam. Kolay o iş. Bunu yaptık. Şimdi Narva Maritus alacağız. Narva Maritus değil pardon. Önce şu Massalia'yı alalım. Bakalım Galia yine gelecek mi? Bana gelirmiş gibi geliyor da. Bakacağız. Buraya Town Watch yapamıyoruz. Buradaki şeyleri gönderelim. İki tane buradan şey gönderelim. Sizi dışarı çıkaralım. Şöyle. Transgression yapacağız ama yapacak bir şey yok. Narva Martius'a gönderdi bak. Bir. Kesin. Boyaslar olmuş. Güzel. Görevleri yap, görevleri yapmamız avantaj oldu. Şimdi. Lucius Julius Prince of Ceres kazanmış. Bu arkadaş Management Artifact Farming Output'ta. Şimdi bu arkadaş burada bir şehri yönettiği sürece oradaki çiftliklerde artı bir bonus kazanıyoruz. Buradaki arkadaş. Çünkü bu arkadaşın neyi varmış? Ceres rahibi varmış. Güzel. Barış anlaşması imzalamış. İspanya ile bir ticaret anlaşması yapalım. Bunların ticaretini burada kestik ama bir süre orada saflık kalacağım çünkü gemileri yenilemem gerekiyor. Şimdi yol. Şöyle bir değiştirelim şundan yani. Markete öncelik verelim. Ticari binalara öncelik verelim. Ve askere devam. Süreyi biraz geçtik ama olsun. Sıkıntı olmaz umarım. Şimdi bir tur daha, bu turdan sonra save ederiz burada. Bir sonraki bölümü devam ederiz. Oo, geri çekemiyoruz değil mi? Tamam. Burada bir ara verelim. Ben save edeyim. 2. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.